Yeni Kasa Volvo'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Promotes'un 2.46 sürümündeyim ve 1.37 sürümünde oyunun. Irak'tan çıkacağız. Irak'la bir yere... Nereydi oraya? Dur. Hemen bakalım şuradan kontrol edelim haritadan. Irak'la Suriye'ye sınır kapısı olan yere gideceğiz. Yani sınır kapısına kadar yolculuk yapacağız. Bugün Volvo FH Tuning Pack DLC'siyle beraber yolculuğumuza devam edeceğiz. Araç zaten tanıyorsunuzdur aracı. Bu şekilde yapabiliyorsunuz artık Volvo Tuning Pack DLC ile aracı modifiye edebiliyorsunuz. Neyse ufaktan yola çıkalım. Şu arkadaki rüzgarlıklarda, kışıklarda dikkatinizi çekmiştir umarım. Onlar da baya baya iyi duruyor. Araç zaten süper. Bakar mısınız duruşa falan. Hadi gidelim o zaman. Böyle camları da açalım ufaktan. Üf, sese bak be. Gürül gürül maşallah. Bir önceki videoda yapmış olduğumuz araç bu. Hatırlıyorsunuzdur umarım. Hani Vol FH Tuning Pack DLC'yi incelediğimiz araç vardı ya. Oradaki araç bu. Hani yaptık arabamızı, aldık iç seferimizi yapıyoruz şimdi. Baya baya güzel. Volvo'yu da özlemişim be. Hani yeni kasa Volvo. Özlemişim değiliz. Güzel araç zaten de hani güncelleme falan modifikasyon olmadığı için kullanmıyorduk ama şu an baya baya kullanılabilir bir araç oldu. 10 liraya Steam'den alabiliyorsunuz. Video altına linkini bırakacağım. DLC'yi 10 liradan alabiliyorsunuz. Beyaz renk çok güzel yakışıyor. Bakarsanız baya beyaz melek şeklinde gidiyorum ben şu an ya. Tipe bak abi, arabadaki tip yani muhteşem değil mi ya? Yine şurada bir checkpoint var. Yine bir oyun kaydetmesi alalım. Normalde checkpointler oyun kaydetmesine falan yarıyordu biliyorsun. Hani öldüğün zaman oradan devam etmeni yarıyor. ETS'de öyle bir şey yok tabi. Yola devam. Twitch kanalına bekliyorum hepinizi. Artık bunu demekten sıkıldım ama hani gelin. Çünkü bir gün burada video bulamazsanız illaki beni orada bulursunuz. Hani onu da aktarmış, onu da söylemiş olayım sizlere. Yani Twitch TV Oyun Pass kanalını takip edip videoları izlemenizi istiyorum. Severim böyle yolları. Severim böyle aksiyonlu yolları ya. Bayağı yani köprü. Üf, kırdım arabayı. Neyse tamam devam hadi. Böyle aksiyonlu yollar iyidir. En son Orta Doğu'yu inceliyorduk. Zaten Orta Doğu'dayız şu an. Orta Doğu'yu da incelemeye devam edeceğiz. Burada bir trafik var. Herhalde yol yapım çalışmasından kırmızı ışığı bekliyorlar. Orta Doğu'yu incelemeye devam ediyoruz. Ufaktan böyle videolar gelmeye de devam edecek. Buralara geleceğiz. İşte gezeceğiz. 1.37'ye gelene kadar multiplayer'a böyle single'da buraları incelemeye çalışacağız. Ve bakarsa araba muhteşem duruyor ya. Gerçekten. Gerçekten efsane. Zart diye durdu önümde. Şimdi araca bakalım. 9 ton yükümüz var. 750 beygir zaten. Rahatlıkla alıp gidebilen bir araç kendisi. Bakın nasıl kaldırıyor. Bak bak bak. Bak 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 bak. Daha sıfır. İlk defa kullanıyorum. Gerçekten oyuna yeni eklenmiş bir araç gibi şu an ya Volvo. Benim gözümde öyle şu an. Abi çok iyi değil mi ama ya? Yeni arabam Volvo mu acaba benim? Ne diyorsunuz? Bundan sonra yeni aracım Volvo olsun mu? Full yeni Volvo. Volvo ile takılmadım mı? Ha? Full Volvo ile takılmadım mı arkadaşlar bundan sonra?
bunun iç kaplamasını falan böyle bir değiştirip single player'da full Volvo takılmadık mı? Gerçi bu araçta multiplayer'e de girilir bu arada. Şu araç zaten kendi modifiyeli olduğu için yapacak bir şey yok. Baya baya iyi. Buna bir de modifikasyon paketi, yani modifiye paketi çıksın. Yani mod olarak o zaman görünsüz bu aracı. Efsane olur. Alt yoldan gideceğim her zaman. Otobana çıkmadan. Zaten bunu daha önce demiştim. Alt yoldan gideceğiz diye. Aynı alt yoldan devam. Irak'ta bir Türk. Gökyüzü falan böyle karanlık. Hava kara bulutlu, yine yağmur yağıyor. Hava kara bulutlu, yine yağmur yağıyor. Gidiyor ya, vicdansız gidiyor ya. Bu arada Volvo'nun sesinde sorun yok. Volvo'nun gerçekten sesi güzel. Mercedes gibi değil yani. O Mercedes'te o sesi biliyorsunuz ilk çıktığında. Allah, ben yanlış yedim. Daha iyi bekle. Yanlış girdim, hatamı telafi ettim orada. Elektrik telinin böyle etrafında, direğini daha doğrusu, sarmışlar. Volvo'nun bayağı sesi geliyor be. Ve camı da full açalım. Front dorsemizden beraber yola devam. Dorse de beyaz, araba da beyaz. İki beyaz bir araya gelmemeliydik. İkimiz de bu kadar sevmemeli. Evet. Tabii fotoğraf alınır bu arada. Evet, burada bir fotoğraf alınır. Efsane duruyor çünkü, baksanıza. Üf be. Şöyle havadan alalım. Şu şekilde. Şöyle fotoğraf çekme tekniğini de göstereyim bu arada. Ufaktan da doygunluk verirsiniz resme. Bu şekilde. Böyle bakarsınız. Şu ayarlarsınız. Şuraya yazılar falan yazılır. Şöyle ayarlayıp çat diye basarsınız. Olur biter. Bu kadar basit abi resim çekmek. Evet. Yola devam. Ne kadar kaldı kapıya? Az kaldı bu arada. Zaten kapıya kadar gidecektim. Hem yeni DLC'yi incelemek, uzun böyle yolda göstermek istedim. Hem de böyle bir video çekecektik zaten. Bunu da çekip böyle yerine getirmek istedim. Öyle bir video oldu. Sizler için. Sizlere de videoyu bu şekilde sunmuş oluyoruz. Oo. Ben bu yoldan korkuyordum ama yol normalmiş. Bir de buna basık şasi modu kuracaksın var ya. Oy, basık şasiye gerek yoksa araba yerle bir zaten. Hani bence hiç gerek yok. Diğer Volvo bundan daha alçak. Eski Volvo var ya, eski Volvo bu araçtan daha yeri alçak. Yani onunla biraz yavaş gitmek gerekiyor. Böyle yollarda hemen vuruyor altı. Evet, sınır kapısına geliyoruz şimdi. Eski yoldan indik. Eski yoldan mamak, yeni yoldan kayaş. Düzgün çevirmeye girme, aralardan kaç. Üflediler. Azıcık daha gidersen koçum, arkası bayındır baraj. Öyle miydi o şarkı? Öyleydi herhalde. Evet.
Sağ abdor sesiyle gidiyoruz. Sağ abdor ses. Üflediler. Acık daha gidersem o çok arkası bayındır baraj. Hadi ama be. Hadi be. Oğlum ben şu aradan polisin arasından geçerim bu arada ya. Ben eski şoförüm, tamam mı? Ben giderim abi. Ne haber lan? Kadınmış. Dur lan. Vicdansız. Bir makas kapıda. İkinci makasımı atamadım. İkinci makasımı atarım bu arada. Şuradan girerim. Hoppa. Devam. Allah. Oğlum orada o mu vardı lan? E açıl. E açılmayacağım mı? Bozuksun ya. Oğlum bu... Ne oluyor ya? Çıldıracağım. Bakın lan bana hadi. Volvoculara yol verin. Volvo'ya yol verin abi. Volvo'ya yol verin abi. Acımam. Yakarım. Allah, oyun hata verdi. Kapandı sandım. Çok korktum. Buradan meyve sebze alınır. Herkes şu an arabama bakıyor. Gözler üstümüzde. Ben aşık oldum arabaya ya. Artık Renault'tan inip kaliteye mi binsek? Birazcık da. Evet, Ürdün. Suriye değil mi? Ürdün diye geçiyor bura. Normalde Suriye... Suriye üstte mi kalıyor acaba biraz? Enteresan, bilmiyorum ki. Sağ abdor sesine yetiştik sağa. Sağapsız mı sandınız lan bizi falan? İğrençti, fark ettim. Hadi abi, hadi abi. O kadar da yavaş gitmezsin ya. Neyse, şurada aracın bir de akşam gece görüntüsünü göstereyim sizlere. Şöyle bir duralım. Hemen saati buradan bir 24 yapalım. Arkadaki yük biraz gidebilir. Ama yapacak bir şey yok. Böyle bir 24 yapalım. Evet, gece görüntüsü böyle. Arka rüzgarlıkları da bu şekilde yanıyor. İçten görüntüsü böyle. Araba muhteşem yani, diyecek bir şey yok abi. Tipe baksanıza şundaki. Birazcık ileri alalım. Tam karanlığa sokalım şöyle. Evet, tam karanlıkta da böyle gözüküyor. Bence güzel. Şey yok herhalde, bu far aydınlatması yansıması vardı bende, o kapalı herhalde. Normalde yere yansıması lazım ışıkların ama kapalıdır büyük ihtimal. Evet, güzel bir video oldu. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.